İyi, elhamdülillah. Hay. Evet kardeşler, şimdi yine Rabbimiz nasip ederse dünkü sohbetimizde Feridun'un Attar Hazretlerinin Esrarnamesinden okuduk. Bugün yine sizlere oradan okuyacağız. Rabbimiz bu güzel sözlerden, manalı sözlerden, hikmetli sözlerden İnşallah umuyoruz ki gönlümüzün nasibi vardır. Bu nasibi kaçırmaz. Bu bir nasip meselesidir. Hani hadisatında şöyle bir söz söylerler. Bir dergahta Mürşid-i Kamil her bir müridine aynı etkiyi yapacak şekilde sohbet yaparmış. Aynı etkiyi yapacak şekilde nazar edermiş. Veya himmetini hepsine eşit verirmiş. Fakat bir kısımlarının nasibi olmadığından kaynaklı, istidatları olmadığından kaynaklı, o aldıkları feyzi, o aldıkları nazarı, o aldıkları ilmi gönüllerinde öldürürlermiş. Öldürürmüş o gönül. İmha edermiş yani o aldıklarını o gönül. Nasibi yok ya. İstidat yok, kapasite yok. O kalpte çürüyor o. Aldığı ilim, bilgi orada çürüyor arkadaşlar. Ve ne kadar nasip varsa, ne kadarını koruyabiliyorsa o kadarını alıp gidiyormuş yani sohbette. Ama bazı kısımlar istidatlı olanlar da cem'an yekün hepsini toplayıp kalbinde neşvi nema ettiriyormuş. Onu besleyip yeşertip marifetullah olarak kalbinde onu büyütüyormuş arkadaşlar. Onun için Rabbimiz Teala Hazretleri inşallah böyle güzel Allah dostlarının sözlerinden, hallerinden umuyoruz ki istidadımız fazladır ve umuyoruz ki bu Allah dostlarının murad ettiği kadarını alır gideriz buradan. Onlar bir murad ederek bir kitap yazmışlar. Yani bir şeylere ummuşlar. Ve benden sonra insanlar, müritler alsınlar, bundan istifade etsinler demişler. Ve bakın eserlerini koyarak gitmişler. Yani kendi gönüllerindeki bilgiyle toprağın altına girmemişler. Kendi gönüllerindeki bilgiyi, aşkı kitaplara aktarmışlar ki insanlar faydalansın. Onun için sizlere inşallah şöyle yavaş yavaş Attar Hazretlerinin de himmetiyle konumuza başlamak istiyorum. Hikaye hikaye bu. 15. hikayede geçiyor bu mevzu. Sabahları erken kalkan o yiğit dedi ki, sabah olmadan önce asıl ibadete. Sabah erken kalkan yiğit. Sabah olmadan kalk, seherde kalk. Yani asıl ibadete. Buyurdular, her ibadetinde muti ol. Yani her ibadetinde Allah'a teslim ol. Allah'a boyun eğ. Sonra kıl sabah namazını. Yani sabah namazına başlamadan önce bir ön hazırlık yap namaza. Teheccüd namazını kıl. Zikrini, tesbihini, evradını tamamla. Boynunu da bük. Allah'a teslim olmuş bir şekilde sabah namazını kıl. Bunu yaptın mı? Fazlasını yaptın demektir. Bunu yaptın mı yeterli sana bu diyor. Bunu yaparsan bu sana yeter. İyi yaptın bunu. Ve nihayetinde kendin için yaptın. Yani bu işi güzel yaptın. Bunu da kendin için yaptın. Şimdi bir doğan çıksa gelse sana ansızın elinin üzerine konsa tut onun ayağını kazanç çoktur bunda. Bunu yapmazsan kim elini tutacak sonra seni? Yani bir doğan kuşu. Talih kuşu yani. Geldiyse tut onu. Yani ne demek istiyor? Ya Cenab-ı Hak bir ömür vermiş ve seni sabaha ayıkık bir halde kaldırmış. Yani ecel çavuşunu gönderip de ruhunu almamış. Ve bu doğan kuşudur bu, tut bunu. Yani o geceyi, o seheri tut, kaçırma. Yoksa o kuşu kaçırdığın zaman bir daha gelmeyebilir. Yani yarının seheri olmayabilir. Yarın sabah sana bir daha olmayabilir diyor. Yoksa diyor bir daha senin elinden kim tutar? O fırsatı kaçırırsan daha senin elinden kim tutar diyor arkadaşlar. Kıl kadar bağlılığın varsa dünyaya, burayı güzel dinliyoruz. Bir kıl kadar dünyaya muhabbetin varsa, bağlılığın varsa, koku alamazsın hiçbir şeyden. Yani maneviyattan koku alamazsın. Allah'ın rızasından kaynaklı bir koku alamazsın. Muhabbetten bir koku alamazsın. Zikrin kokusunu, lezzetini alamazsın. Sohbetin kokusunu, lezzetini alamazsın. Mananın kokusunu, lezzetini alamazsın. Bir kıl kadar dünyaya meylin varsa diyor arkadaşlar.
Bir yerden koku alabilmek için bir süre arınıp temizlenmek lazım. Bir koku almak için diyor bir müddet diyor temizlenmen gerekiyor. Ya dünya muhabbetinden gönlünü çekeceksin. Zaten yolun kuralı neydi? El karda gönül yarda buyuruyor mübarekler. Büyüklerimiz elimiz karda olacak, gönlümüz Allah'ta olacak. Gönlümüz ölümü idrak halinde olacak, ölümü düşünecek. Gönlümüz ölüme hazırlık içinde olacak, bedenimiz dünyasını hazırlayacak. Ceset, beden dünyayı hazırlayacak, dünyaya çalışacak. Fakat gönlümüz Allah'ını hiç unutmaz bir hale getirilecek. E bu da daimi zikirle oluyor tabii. Daimi zikir. Senden kıl kadar bir şey kalmışsa, senden sana ait senlikten yani benlikten, enaniyetten kıl kadar bir şey kalmışsa o kadar şeyle yerinde çakıla kalırsın. Bir adım ilerleyemezsin maneviyatta. Mıhlanır kalırsın olduğun yere. Eğer zerre kadar senin bir varlığın, enaniyetin kaldıysa sende. Zaten bunlar hep aynı kaynaktan besleniyor bu güzel insanlar. Mevlana Hazretleri'nin oğlu var bilirsiniz. Sultan Veled Hazretleri. Onun Maarif diye bir kitabı var. Orada der ki, hep okuyacağız bunları tabii sohbetlerimizde Allah ömür verdikçe. Orada der ki bir eşek der bir tuzlaya battı. Hani bir tuz gölünün içine düştü. Bir tuzluk bir alan hep tamamen tuz. Ve yıllar geçti o eşek orada çürüdü. Tabii yakar tuz biliyoruz veya gömüldü eşek oraya rüzgarın filan etkisiyle. Eşek tuz yaktı. Kemiklerinde de yakar yani eşeğin. Her şeyini yakar zaman içinde tuz. Ve oradan bir gün geçerken diyor baktın ki orada bir şeyler var. Bir kıl parçası gördün. O eşeğe ait bir kıl parçası. O tuzladan, o oradaki tuzdan tuz alıp yemesin haramdır çünkü eşek murdardır diyor, necistir. Yemesin haramdır. Bir kıl olsa. Ama tamamen çürüdü, kaybolduysa o tuz yemek helaldir. Artık eşek tuza döndü diyor. Tuza dönüştü. Eşeklik kalmadı. Bunu neye getiriyor? Diyor ki senin nefis eşeğin, merkebin, eğer gönlünün tuzlasında tamamen yok olmadıysa oradan manevi gıda yemen haramdır sana. Manevi gıda nasibin olmaz senin orada. Manen gıdalanamazsın, yiyemezsin, haramdır o sana. Tamamen diyor o benlik eşeğini, benlik merkebini eritmen gerekiyor diyor gönlünün tuzlasında. Yok etmen gerekiyor diyor arkadaşlar. Ya burada da aynısını söylüyor bakın. Cünüp bedeninle kıl kadar yer yıkamamışsan, boy abdesti alırken kıl kadar bir yer kalsa, namazın namaz olmaz. Bu şekilde. Ha kıl kadar, ha dağ kadar. Vursana hesaba. Ne değişir? Ha hiç gusül abdesti almamışsın, ha da almışsın da kıl kadar bir yer kuru kalmış, kabul etmiyor dinimiz. Bir iğne ucu kadar dahi bir kuru yer bırakmayacaksın diyor fıkıh. Fıkıh kitaplarında. Kabul olmaz diyor. Ha banyosuz hiç banyo yapmamışsın, gusül abdesti almamışsın, ha da bir, küçük bir yer kuru kalmış. Yani diyor ki büyük enaniyet sahibi olmakla küçük enaniyet sahibi olma arasında bir fark görmüyor Allah'ın dostu. Akıl kadar enaniyetin var, ha dağlar kadar enaniyete sahipsin. O zaman diyor manadan koku alamazsın. İster kıl ister dağ olsun diyor. İkisi de engeldir. Sen tümüyle feda etmez isen canını namazın kabul değildir. Bunu belki zahirde kabul görmez bu sözler de. Biz şimdi hakikatin sözünü söylüyoruz. Aşıkların sözünü söylüyoruz tabii. Namazın kabul değil diyor. Kıl kadar bir benlik varsa sende. İnceliğe bakın. İnceliğe bakın. Şey öyle demiş. Hacı babam çok bahsederdi. Buharalı Derviş Emmi'den. Dermiş ki
Tabii o zamanki köylü lehçesi. Hüseyin abi de böyle kendi Nevşehir lehçesinden konuştuğunu bilirsiniz. Demiş ki Üssüna, Üssüna, biz bu yola girdiğimizde demiş han kapısı gibiydi bu. Bu yol han kapısı gibiydi. Fakat gittikçe 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 iğne deliği kadar küçüldü gitti. Üssüna nasıl çıkacaksan çık bakalım dermiş. İğne deliği kadar daraldı, küçüldü dermiş iş. Nasıl çıkacaksan çık. Tabi avam Müslümanına her şey hoş. Değil mi? 5 vakit namazını kıl, orucunu tut, zekatını, sadakanı ver, gir cennete. Ama aşıklar iğneden ipliğe dönmüşler, kıl gibi olmuşlar riyazat yapacağız diye. O Allah dostlarının mağarada yaşantılarını biliyoruz. Bazen ziyaretlerini bir somuncu babanın ziyarete gittiğimiz zaman bir o toprağın altındaki o çilehanesini görüyoruz. Riyazathanesini görüyoruz bakın arkadaşlar. Bir misal biz önümüze geleni yiyoruz değil mesela hiç sorgulamadan. Bir zaman Hacı babanın misafiri gelmişti. 2 kişi misafir geldi ikindi namazından evvel. Koyuncu baba ile beraberiz. Koyuncu baba gider ikram etmek için bir meyve suyu alır. Bakın Allah dostuna bakın tavrına. Meyve suyu alır getirir. Birer bardak doldurur böyle büyük bardağı. Hacı baba masada oturuyor. Abiler de burada sandalyede oturuyorlar. Misafir abiler. Ben de aşağıda bodrum katta Hacı Ba'nın şeysi vardı böyle çalışma yeri vardı orada. Şey kaplama falan yapıyorduk orada. Orada çalışıyorum ben. Bana iş verdi. İkram ettin mi dedim. Ettim dedi. Şeyi doldurmuş. Tabanında da az bir şey kalmış şişede. Aldığı meyve suyu Tasko Birliği'nin bir zamanlar şimdi çıkmıyor da o zaman Tasko Birlik bir meyve suyu çıkarıyordu bilirsiniz. Bir tarafta şarap çıkıyordu. Bir tarafta meyve suyu çıkıyordu. Şöyle bir baktım Tasko Birlik yazıyor. Bunu mu ikram ettin acaba be dedim. Eyvah dedim eyvah ya yanlış yapmışsın dedim. Bu haram Hacı Baba dedim ya. Bu haram içilmez bu. Şarap fabrikasından çıkıyor bu. O arada tabii ben demeden önce bir yudum mu iki yudum mu aldı. İçme dedim. Ama gitti boğazına. Haram derken beraber pıskırmaya başladı acaba. Haram mı dedi? Haram dedim. Köşeye gitti hemen telaşlı bir şekilde ağzına parmağını bastı. O birkaç yudumu çıkarttı köşeye. Haram diye bakın o birkaç yudumu çıkarttı. Eyvah dedim acaba sen kurtardın ama acaba içersen ne olacak? Önden almak da usulsüz olacak. Çünkü öbürlerini de verdik. Ve ikindinin ezanı okundu. Yukarıdan ses gelmeye başladı. Yani namaza kalktılar. Belli ses geliyor. Yürüyorlar. Hemen baktım. Arkadaşlar çıktım baktım. Hacı babanın meyve suyu duruyor orada. Bir yudum dahi almamış. Diğerleri içmişler. Bakın bir yudum almamış. Allah dostunun haram ve helal hassasiyeti. Dikkat etmek lazım. Ele geleni yersin, dile geleni dersin, böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın diyor Yunus Emre Hazretleri. Her önümüze geçene yersek, her sunarsak, sorgulamadan, bakmadan, arkada bir analiz yapmadan bu gelen nereden geliyor? Haram mıdır, helal midir, menşeine getiren, kardeş getiren, insan getiren, vatandaş, harama helale dikkat ediyor mu? Faiz girdisi var mı? Faizden bir kazancı var mı bu adamın? Faizle iştigal ediyor mu? Ve onun harama hassasiyeti nasıl o kişinin? Ya bunu dikkat etmeden arkadaşlar hiçbir zaman biz açılım beklemeyelim. Ne kadar da Allah'ı zikretse kalbimiz açılmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Bir lokma haram 40 gün ibadeti kabul ettirmez. Bir lokma haram. Bir insan diyor hacca gitse ve riyazattan ve meşakkatten iğne ve ipliğe dönse, iğne kadar zayıflasa değil mi ki onun giydiği haram?
Değil mi ki yediği haram hiçbir kıymeti yok o haccının diyor. Allah kabul etmiyor. Hiçbir kıymeti yok. Ve harama helala dikkat etmiyor diyor arkadaşlar. Kul hakkına dikkat etmiyor. Kul hakkı çok önemli. Hani ola ki diyor sair günahlarınızı affederim diyor. Ama diyor kul hakkıyla gelmeyin bunu affedemem diyor. Bu bana ait değil diyor. Bu o kulumla diyor kendiniz ancak diyor helalleşirseniz o affeder. Kendi hakkımı affederim diyor. Tamam burada problem yok. Ola ki affederim. İyi bir tövbe edersen affederim diyor. Fakat kul hakkıyla gelmeyin diyor arkadaşlar. Hani onun için eğer ki bir kul hakkı yemekle yememe arasında muhayyer bırakılırsak gereğinde taş yiyeceğiz taş ama o kul hakkını yemeyeceğiz. Diyelim karnımız aç. Çok da açız ama karnımızı sadece ve sadece o kul hakkıyla doyurmamız şansı var elde. Sadece o var. Başka bir şey yok. Yani onu yersek karnımız doyacak. Yemezsek açız. Taş yiyelim ondan hayırlıdır. Taş. Arkadaşlar aman dikkat etmek lazım. Çok dikkat edeceğiz. Onun için bakın çoğu insanların, ihvanların hallerine bir bakın. Nerede? İhvan nerede bu? Çevrenizdeki ihvanlara bakın. Ahmet, Mehmet demiyorum. Maneviyat neresinde bu insanları? Bunlar maneviyatın neresinde? Herkes görüyor, herkes biliyor. Biz neresindeyiz? Dışarıyı bırakalım. Bugün biz neresindeyiz bu maneviyat? Ne kadar maneviyatın işin içindeyiz? Ne kadar merkezindeyiz? Bunlar sorgulanması gereken şeyler. Çünkü yarın toprağın altına girdiğimiz zaman bu şansı elde edemeyeceğiz arkadaşlar. Yani sorgulama, kendimizi hesaba çekme ve kusurlarımızı tespit edip temizlenme, arınma şansımız yarın öldükten sonra yok. Bugün. Bu işler bugün istiyorlar bizden. Onun için demek ki bakın diyor ki sen de kıl kadar bir benlik kalsa namazın kabul değil. Yani sen cenabetsin diyor cenabet. Kıl kadar yeri yıkamazsan namazın kabul olmadığı gibi maneviyat yolunda da manevi cenabetsin sen diyor. Kölenin bir arpalık borcu kalmışsa ebediyen düşmüştür borç çukurunun içerisine. Bir köle. Bir arpa borcu var. Ödemeyince kurtulamıyor kölelikten. Tamamen hepsini verirse kurtuluyor. Senin senliğin sana mahrem oldu. Senin senliğin sana mahrem oldu. Sen sensiz olursan o zaman olursun adam. Sensiz kaldığın gün ancak kamil insanlar sınıfına girebilirsin. Allahü Teala'nın halifem dediği kullar arasına girebilirsin. Veliler arasına girebilirsin. Senin aynan, senin hemdemin olmuşsa nefes de buharlandı mı namahrem olur sana. Bakın ne kadar güzel açıklıyor. Senin aynan, senin hemdemin olmuşsa. Yani kendi kendinin eğer aynası olmuşsan ama o kendini nefesle, o aynayı nefesle buğulandırdığı zaman kendini göremezsin. Yani yaptığın işler senin perden olduysa, enaniyetin, benliğin, bencilliğin, cimriliğin, hasetliğin, kibrin eğer senin perden olduysa, engelin olduysa kendini göremezsin o aynada. Aynayı buğulandırır bunlar diyor arkadaşlar. Gönül aynasını bunlar buğulandırır. İki hemden bir arada kabul edilir mi? Edilir ama engel vardır orada kıl kadar boşluk olursa. Yar yar ile halvette oturunca nefes yabancı gibi namahrem olur orada. Yar yar ile baş başa oturursa bir nefes dahi mahremdir orada diyor. Bir nefes dahi mahremdir. Halvette oturamazsın zaten bu halinle. Bütün alışkanlıklarını terk edersen o zaman iş değişir. Bütün alışkanlıklarını değişirsen o zaman iş değişir. Şimdi ya neyi değişeceğiz alışkanlığımızı dediğiniz zaman şimdi bakın bugün genelleme konuşuyorum. Ahmet Mehmet de demiyorum, bir şahıs da söylemiyorum. Bugün bütün bir ihvan grubunu ele aldığımız zaman şimdi bütün şartları yerine getiriyoruz sözde değil mi? Derslerimizi almışız, zikirlerimizi çekiyoruz, sohbetimize geliyoruz, hizmetimizi yapıyoruz. Arkadaşlar vazifelerimiz tamam ama vuslat yok ortada. Vuslat yok. Yanılıyor muyum bilemiyorum. Varsa birimizde vuslat çıksın.
Söylesin ki ben yanılmış olmayayım. Ustadın hali yok ortada. Genelde tabii olanlar muhakkak vardır ama az olduğu için göze gözükmüyor. Ve dolayısıyla diyor ki bakın arkadaşlar, bütün alışkanlıkları terk edersen iş o zaman değişir. Ya demek ki biz her şeyimizi yaptığımız halde biz ilerleyemiyor isek bir şeylerin değişmesi lazım. Bu alışkanlıkların değişmesi lazım. Tabiat dediğimiz şey var ya, çocukluktan beri bize verilen örf, adet, tabiat dediğimiz şeyler. Bunların değişmesi lazım. Ya insanın iç aleminde bir inkılap gerçekleşmesi gerekiyor. İnkılap. Senin gidip yerine başka bir senin koyulması gerekiyor. Sen gitmen gerekiyor, başka bir sen gelmesi gerekiyor. Yani nefsin beni gidecek, hakkın beni, hüviyet-i ilahi dediğimiz hakkın beni, sende sen olacak. Ve işte o zaman iş başka diyor, iş değişir. İşin görüntüsü o zaman değişir diyor arkadaşlar. Sen bu yolun arslanlarından değilsin. Yoksa haberdar olurdu canın bu sırlardan. Bu yolun arslanı kesilememişsin. Kesilseydin diyor bu sırlardan haberdar olurdu. Kısacası şunu iyice aklına koy. Allah'ı tanıyan yoktur Allah'tan başka. Allah'ı tanıyan yoktur Allah'tan başka. Ben Allah'ı tanıyorum, ben Allah'ı tanıyacağım, ben Allah'a seyrisülük yapacağım, vuslat edeceğim, geleceğim, gideceğim. Bunlar enaniyet gösterisidir. Gelen de giden de kendisidir. Vuslat eden de ettiren de kendisidir. Ve kendisini tanıyan kendisidir arkadaşlar. Kendisini seven kendisidir diyor kitaplar. Kendi kendini seviyor. Hakkı tanıyan yoktur diyor Allah'tan başka. Allah'ı Allah'tan başka tanıyan yok. Söyle bana hakka layık yar kim olabilir ki? Ya hakka diyor liyakatı kim elde edebilir? Mümkün mü yani böyle bir şey ki o hakka veya Cenab-ı Allah'a liyakatlı hale gelecek de Allah'ı tanıyacak? Bu mümkün mü yani? Nasıl gelebilir bir beşer Allah'ı tanıma haline? Hak'tan başkası yok ki. Kim kimi tanıyacak diyor. Hak'tan başkası yok ki. Kudret deryasında bir damlasın sen. Hazretin güneşi karşısında bir zerresin sen. Bir zerre ne yapabilir? Güneşe karşı. Güneşi tanısa ne tanır bir zerre? Neyi tanıyabilir? Şuraya bir pireyi koyun. Şuraya bir pireyi koyun. Beni anlatın pireye. Benim büyüklüğümü anlatın. Benim akıl kapasitemi pireye anlatın. Benim gönül deryamı pireye anlatın. Kapasitesi ne ki pirenin neyi anlayacak? Bir misal veriyorum yani. Tartamaz. Hani benim aklımla pirenin aklı bir mi? Kıyasa gelmez. Dolayısıyla ancak beni ben tanırım, pire tanımaz. Beni ancak ben tanırım. Bu gibi anlamamız gerekiyor yani. Elbet bizim de bir izafi varlığımız var ama çok sığ bakın. Bir damla, bir zerre. Hükümsüz. Varlığımız hükümsüz. Ne zaman hükümlü? Nefsani istidatları, işte burada da alışkanları bertaraf edip rahmani istidatlarla, rahmani tecelliyatla, rahmani tecelliyle içimizi beslersek işte o zaman biz hükümlü hale geliyoruz. Hükümlü hale geliyoruz. Allah'ın halifesi oluyoruz. Ama kalp rahmani sıfatlarla dolacak. Sıfatı Rahman insandan tecelli edecek, zuhur edecek. Tabi oralarda ayrı bir sohbet konusu. Oraya bugün girmiyorum. Hazretin güneşi karşısında bir zerresin sen. Nasıl ona vuslatı umuyorsun? Sen güneşe nasıl erebilirsin? Sen istiyorsun ki zorla zorla da olsa koskoca fil girsin karıncanın yuvasına. Zorla da olsa karınca yuvasına girsin fil. Böyle bir şey umuyorsun sen. Git otur. Senin canın elinden gitmiş. Uyanık gelmiş ama sarhoş kalmışsın bu dünyada. Can varsa ona dalmıştır daima. Bir can varsa o can da ona dalmış. Yoksa akıl onun halkasının dışında kalmış. Akıl diyor onun halkasının dışında kalır. Can ona dalar. Akıl o halkanın dışı, akıl girmez oraya. Akıl sığmaz. Binlerce zerre avare olmuş bu yolda.
Ama güneş yine eyvanında kalmış. Güneşe binlerce zerre güneşin çevresinde dolanır. Güneşe yol arar. Fakat diyor, bakın güneş hep kendi merkezinde durur. Bu denizde binlerce damla hayrandır ama inci onun derinliklerinde saklıdır. Binlerce deniz hayran, deniz. Fakat denizin haberi yok ki inci de o denizdedir diyor, o denizden çıkar. Yani sen deniz misali, ihvansın ya deniz misali. Hakk'a, Cenab-ı Hakk'a hayransın. Fakat inci sende haberin yok. İnci taşıyorsun. Aşkı taşıyorsun. Hakk'a, hakikata mahzensin. Hayransın ama haberin yok. Haberdar ol diyor, haberdar. Neyi taşıdığını bil. Neye yüklüsün? Ne ile yüklüsün? Bunu bil. Onu vasfeden neler yazmadılar ki? Birbirlerine onu ne çok anlatmadılar ki? Binlerce asır düşündü durdular. Sonunda acizlikle hepsi de hayretler içine kaldılar. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımak için, tanıtmak için eserler yazdılar, haller ortaya koydular, neler söylenmedi, neler yapılmadı. Fakat işin nihayetinde elde edilen netice sadece hayret, hayret. Hayret, hayrete daldılar ve hayret gördü, hayret o. Hayran oldular yani. Demek ki bu işin sonu neymiş? Hayret ve hayran olmak. Hayret ve hayran olmak. İlahi incilerle dolu nasıl denizdir bu acaba? Bunun üstüne konmaz haraplık tozu. Ya bunun üzerine diyor harap. Yani gönlün harapsa diyor bu tozla bu iş olmaz. Bu bir incidir. Onun üzerine tozlandırma. Bu senin gönlünde, ruhunda gizli bu inci. Buna toz koyma. Yani gönlünü harap etme. Dünya sevgisiyle, dünya lezzetiyle, dünya ihtirasıyla, heva ve heveslerle, arzularla, emellerle, şehevi hislerle diyor sen bunu sakın ha sakın diyor harap etme bu gönlünü ve bu inciyi tozlandırma. Altın suyu gibi tertemiz sözler söylenir ama senin toprak dolu bir gözün var. Yani bu yolda diyor nice sözler söylendi fakat bu sözlerin hakikatine idrak edemiyorsun çünkü senin gözünde toprak var. Gözüne diyor toprak dolmuş. Gönlün alışmış nefsine şehvet, gönlün alışmış nefsine şehvet. Perde arkasındaki manaları nasıl göreceksin? Yani gönlünde şehvet dolu diyor. Perde arkasını nasıl göreceksin? Sen alemi hayalden ibaret zannediyorsun. Bu manadaki kemali nasıl bulacaksın? Senin bununla ne işin var ey uykucu? Miskin çöpçüle ne işin olabilir ki sen? Ya, sen diyor uykuya dalmışsın. Bu işi çözemezsin diyor. Bu işi idrak edemezsin. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Gönlü gaflet uykusundan uyandırmak gerekiyormuş arkadaşlar. Gaflet uykusu diyorlar buna. Rabbimiz Teala Hazretleri buyuruyor ki bakın o gafillerden için. O gaflet içinde yaşayanların diyor, elde edecekleri diyor, karları hüsrandan başka bir şey olmayacak. Bunlar büyük bir hüsrana uğrayacaklar. Yani dünyayı gerçek zannedip de dünyaya ciddiyetle sarılanlar ve bu minvalde çok çok büyük büyük yanlışlar yapanlar. Yani Allahü Teala'ya vuslat dünyayı bir vuslat aracı kullanma yerine nefsinin hazları ve istekleri doğrultusunda sürekli dünyayı kazanıp sürekli dünya işiyle iştigal edenler büyük bir hüsrana uğrayacaklardır diyor Rabbimiz. Çünkü bugün baktığınız zaman ne kadar rahat, refah ve sürur içerisindeler değil mi? Ve kendilerini haklı zannediyorlar. Ve doğru olduklarını zannediyorlar. İyi yaptıklarını zannediyorlar. Ama oysa ki diyor gerçeklerle yüzleştikleri gün onlar hüsrana uğrayacaklardır diyor ayet-i kerime. Rabbimiz böyle bir hüsrandan ümmeti Müslüman'dan bizi de muhafaza buyursun kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbimiz sohbetimizi kabul etsin. Allah rızası için el-Fatiha.